Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir sure sure Kur'an-ı Kerim programında daha sizlerle beraberiz. Allah'a hamdolsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 34. suresi olan Sebe suresini anlatmaya, tanımaya çalışacağız. Bu suremiz nelerden bahsediyor? Özellikleri nelerdir? Müslümanlara neyi tavsiye ediyor Allah-u Teala bu surede? İnşallah bunları görmeye çalışacağız. Tabii bu sureyi anlatırken peygamberlerden bolca bahsedeceğiz. Peygamberlerin meslekleri neymiş? Peygamber zikrederken kendisiyle beraber dağların ve kuşların da Allah'ı zikrettiği peygamber hangi peygamberdir? Yine öyle bir peygamberden bahsediyor ki Allah-u Teala, bu peygamber heykeller yaptırmış. Acaba bu ne demek? Bir peygamber heykel yaptırır mı? Heykel peygambere yakışır mı, yakışmaz mı? Bunları anlatmaya çalışacağız. Yine Allah-u Teala bu surede yerden, gökten, topraktan bahsediyor. Yerden göğe çıkan, gökten yere inen, toprağın üzerine çıkan, toprağın altına giren şeylerden bahsediyor. Bunlar inşallah anlatmaya çalışacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'deki asırlar sonrasına hitap eden, işaret eden, mesela günümüzde petrol diye bir olay var. Petrolün mazisi belki 150 senelik bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim 1500 sene önceden bize petrolla ilgili bir takım işaretler veriyor. Yine meteor dediğimiz gök taşları var, gökten yere düşen taşlar. Allah-u Teala bu surede, Sebe suresinde bunlarla ilgili ayetler indirmiş. Daha insanlar bunları yeni yeni tanıyor ama Allah 15 asır önce bize bunlardan bahsetmiş. İşte vaktimiz el verdiği sürece inşallah bu konulara kısa da olsa girmeye çalışacağız. Önce her zaman olduğu gibi suremizin ismini bir tanıyalım. Sebe ne demek? Sonunda hemze var. Belki Türkçe'de okuması yazması biraz zor oluyor. Ama sebe diye söylememiz gerekiyor. Sebe bir mevki, bir yer ismi. Nerede burası? Mekke'nin güneyinde, Yemen taraflarında bir bölgenin ve o bölgede yaşayan ahalinin ismi Sebe. Bu surenin 15. ayetinde Allah bu kelimeyi zikrettiği için sureye bu kelime isim olarak verilmiş. Esasında Sebe bir adamın adı. Bu devletin yani Sebe ülkesinin kurucusunun adı Sebe imiş. Adamın bir başka lakabı da Abdüşems diye geçiyor. Abdüşems ne demek? Haşa, güneşin kolu, güneşe tapan, güneşe ibadet eden demek. Demek ki bu insanlar Allah'a tapan insanlar değiller. Güneşe tapıyorlar ve kurucularının adı Abdüşems, güneşperest, güneşin kulu manasına geliyor. Aynı zamanda adamın bir diğer ismi de Sebe olduğu için bu sırada Allah-u Teala onlardan bahsettiği için sureye Sebe ismi verilmiş. Nasıl biz Osmanlı'nın torunuyuz? Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey olduğu için o devlete Osmanlı Devleti denmiş. Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey olduğu için oraya Selçuklu denmiş. İşte Sebe Devleti'nin kurucusu da Sebe isminde bir adam olduğu için oraya da o adamın ismine izafeten Sebe ülkesi denmiş. Allah-u Teala bu memlekete bir değil, iki değil, üç değil, kitapların, tarih kitaplarında yazdığına göre 13 tane peygamber göndermiş. 13 tane peygamber. Her peygamber gelmiş bunlara Allah'ın varlığını, kıyametin olacağını, öldükten sonra dirilmeyi anlatmış, anlatmış, anlatmış. Ama bunlar inanmamışlar, peygamberleri kabul etmemişler. Allah-u Teala halbuki onlara çok büyük nimetler vermiş. Çok büyük bağlar, bahçeler, ırmaklar, birbirine yakın konaklama yerleri olan şehirler, kasabalar vermiş. Çok rahat içerisinde, zevk safa içerisinde yaşıyorlar. Ama bu nimetleri veren Allah'ı tanımıyorlar. Ona ibadet, ona kulluk yapmıyorlar. İşte Allah-u Teala onların bu azgınlığına karşılık,
bunlara bir afet göndermiş. Bu surede geçtiğine göre Seylül Arim denen bir ibare geçiyor. Onlara Allah çok büyük bir sel, bir felaket vermiş. Hatta yine Kısas-ı Enbiya'ya baktığımız zaman, tarih kitaplarına baktığımız zaman bu insanlar bir baraj yapmışlar. Arim barajı şeklinde orada suyu toplamışlar ve o barajdan aldıkları sularla çok güzel bağlar, bahçeler, köşkler, şehirler yapmışlar. Ve Allah da onlara peygamber gönderip de Allah'ın 13 tane peygamberini arka arkaya inkar ettiklerinde tabi Allah da gazaplanmış onlara ve onları o barajın suyunu fışkırtarak barajı patlatmak suretiyle bunları suların altında helak etmiş. Aynen Nuh tufanında olduğu gibi bu Sebe ahalisi de o suların altında kalarak hem kendileri hem o güzel bağları, bahçeleri, şehirleri helak olmuş, gitmiş. İşte Allah-u Teala bu Sebe suresinde önce bu Allah'a inanmayan insanların, Allah'a şükretmeyen insanların halini anlatıyor. Arkasından da Allah'a şükreden, Allah'ın verdiği nimetleri takdir eden, ona hamd eden kullardan bahsederek, yani hem iyiyi hem kötüyü, hem Müslümanı hem kafiri arka arkaya anlatıyor. Kötüler Sebe ahalisi dedik. İyiler kim? Allah bu surede hem Davud aleyhisselamdan hem de Süleyman aleyhisselamdan bahsediyor. Onlara verdiği nimetler, hükümdarlık, sultanlık, pek çok fazla ikramdan bahsediyor. Ve onların da Allah'a bu nimetlere karşılık bol bol şükrettiğini, hamd ettiğini, Allah'a asi olmadıklarını söyleyip onları övüyor. Peki bunları Allah arka arkaya niye anlatıyor? Bir tarafta kötüler, bir tarafta iyiler. Bir tarafta Allah'a şükredenler, bir tarafta şükretmeyenler. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'in indiği tarihteki muhatapları olan Mekkeli müşriklere ikaz için anlatıyor. Ve diyor ki, bakın ey Mekkeliler, siz bu Sebe ahalisini biliyorsunuz, tanıyorsunuz. O zaman bu memleket meşhurmuş Mekke tarafında. Yani Sebelilerin helak olduğunu herkes biliyormuş. Allah bunu bir anlatıyor. Bak Sebeliler vardı sizin gibi. Azdılar, isyan ettiler, peygamberleri inkar ettiler. Ben onları helak ettim. Bir de bunun tersine Davud aleyhisselamın ve Süleyman aleyhisselamın milleti vardı. Onlar da buna iman ettiler. Allah'a şükrettiler, kulluk ettiler. Ben de onlara çok büyük nimetler, izzet ve ikramlar verdim. Öyleyse ey Mekkeliler, ey müşrikler, ey kafirler, siz ister Sebeliler gibi olun, ister Davud ve Süleyman aleyhisselam gibi olun, tercih sizin demek için Allah-u Teala hem iyileri hem kötüleri arka arkaya bahsediyor. İşte Sebe suresi bu tür konularla ilgili olarak karşımıza çıkıyor ve başında Elhamdülillah diye bir ibareyle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 tane sure bu şekilde Elhamdülillah ibaresiyle başlıyor. 5 tane sure. Hangi surede bunlar? Fatiha suresi, En'am suresi, Kehf suresi, bugün anlatacağımız Sebe suresi ve inşallah öbür hafta anlatacağımız Fatır suresi. Bu 5 sure Fatiha, En'am, Kehf, Sebe ve Fatır sureleri Elhamdülillah ibaresiyle başlıyor. Ve Allah-u Teala burada bu surede hem bu dünyada hem de öbür dünyada yani velehül hamdü fil ahira ibaresiyle hem de ahirette de hamdin sadece Allah'a ait olduğunu söylüyor. Övülmesi gereken, methedilmesi gereken, kulluk edilmesi gereken bir tek varlık vardır. O da Allah'tır. Hem dünyada hem de ahirette. İşte Allah-u Teala hemen bu hamd kelimesinden sonra şöyle bir ayetle sureye devam ediyor. Bu ayette çok enteresan, çok değişik manalar ifade ediyor. Hangi ayet bu? يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Allah bu toprağa, bu yere giren şeyleri de bilir, o topraktan çıkan şeyleri de bilir. Arkasından وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Bir de gökyüzü var ya,
O gökyüzünden neler dünyaya iniyor ve dünyadan gökyüzüne neler çıkıyor. Allah bu dört şeyi bildiğini söylüyor. Toprağa giren, topraktan çıkan, gökyüzünden inen ve gökyüzüne çıkan şeyleri Allah bildiğini söylüyor. Peki biz bu kelimeden ne anlayacağız? Yere giren çıkan neymiş? Gökten inen çıkanlar neymiş? Bakın alimlerimiz bu tefsirleri nasıl yapmışlar? Bu ayeti nasıl izah etmişler? Bir kere yere giren şeylerden başlayalım. Yere neler giriyor? Yere gökten inen yağmurlar girip yerin altında sular, kaynaklar, kuyular oluşuyor. Hepimiz biliyoruz. Ayrıca Hazreti Adem'den başlayıp son insana kadar bütün insanlar öldükleri zaman yere, toprağa gömülüyorlar ve yerin içine girmiş oluyorlar. Yani bütün insanların ölüleri, cesetleri toprağa giriyor. Ayrıca tohumlar, bizim ektiğimiz sebzelerin, meyvelerin, ağaçların tohumları ki tabii bunu bizim evimizdeki 50-100 metrelik, 1000 metrelik bahçe gibi düşünmeyelim. Milyonlarca kilometre karelik dünyada belki her sene kamyonlar dolusu tohumlar toprağın altına giriyor, ekiliyor. Yani bu tohumlar toprağa giren maddelerden bir tanesi. Yine toprağın altında bir takım böcekler, haşeratlar var. Onlar toprağın altına giriyor. Ayrıca defineler dediğimiz bir takım şeyler toprağın altında bulunuyor. Peki topraktan yani bu yeryüzünden çıkan şeyler neler? Bir girenler, bir de çıkanlar var dedik. Çıkanlar buhar dediğimiz şey, hani bahar geldiği zaman, cemreler havaya, suya, toprağa düştüğü zaman güneş çıkıp da o yağmurların, karların ıslahıyla beraber tabiatı ısıttığı zaman bu buharlar yeryüzünden çıkmaya başlıyor. Hepimiz biliyoruz. Az evvel ölülerden bahsettik. Ölüler toprağa gömülüyor. Ama bir gün gelecek, bütün ölüler topraktan tekrar çıkacak. Kıyamet günü insanların ölüleri topraktan çıkıp yeniden dirilecekler. Ayrıca dünyadaki pek çok maden, demir, bakır, alüminyum, altın, gümüş ne varsa bütün bunların hepsi toprağın altından yeryüzüne çıkıyor. İnsanlar onları bulup işliyor. Pek çok alet, edevat ve sanayide, evlerde bu madenleri biz kullanıyoruz. Yine az evvel bahsettiğimiz tohumlar toprağın altına giriyor. Ama karşımıza fidan olarak, ağaç olarak tekrar çıkıyor. Yani toprağa giren fidan, o tohum orada çürüyüp kalmıyor. Allah onlara can veriyor ve tekrar yeryüzüne çıkıyor bu fidanlar. Yine hepimizin kullandığı petrol, doğal gaz, bütün bunlar topraktan çıkan maddeler. Bir de topraktan ateş çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Allah yanardağlar yaratmış dünyada. Volkan dediğimiz bir olay var. Toprağın altı ateş dolu ama bazı yumuşak yerlerden Allah'ın takdiriyle fışkırıyor ve o fışkırdığı yerde volkanlar, yanardağlar oluşuyor. Dolayısıyla toprağın altından yeryüzüne ateş çıkıyor. Yine yere giren sular, yağmurlar topraktan çıkıp insanlar pınar şeklinde o sulardan içiyorlar. Yani yere hem giren bir takım şeyler var, hem de çıkan bir takım şeyler var. İkincisi, gökyüzü diye bir tepemizde bulunan yer var. Allah o gökyüzünden dünyaya bir şeyleri indiriyor, bazı şeyler de topraktan, yeryüzünden tekrar göğe doğru çıkıyor. Bu inenler ve çıkanlar neler şimdi? Allah gökten yağmur indiriyor, kar indiriyor. Şimşek, yıldırım, gök gürültüsü şeyler yeryüzüne iniyor. Gökyüzünden Allah korusun bazen azap iniyor, bazen de rahmet iniyor. Yine gökyüzünden Allah kitap indiriyor, vahiy indiriyor, melekleri gönderiyor peygamberlerine, insanlara haberler, vahiyler indiriyor. Yani böyle bir trafik var gökyüzünden yere doğru. Demek ki yağmur, melek, azap, rahmet, şimşek, kitap, vahiy gibi şeyler iniyor, yere geliyor.
Güneş ışığı dediğimiz şey, güneşin sıcaklığı yine gökten yere inen maddelerden bir tanesi. Peki yerden göğe çıkanlar neler? Bakın yerden göğe neler çıkıyor. İnsanların yaptığı dualar yükseliyor, Allah'ın huzuruna varıyor, Allah dilediği şekilde onlara icabet ediyor, cevap veriyor. Yeryüzüne inen melekler yeryüzündeki vazifesini yapıyor, bitiriyor, tekrar gidip Allah'a rapor sunmak üzere, sonucu bildirmek üzere tekrar göğe çıkıyor. Yine yeryüzünde insanların bedduaları, feryatları, ahları, inlemeleri çıkıyor. İnsanlar öldüğü zaman ruhları gökyüzüne, berzah alemine uçuyor, gidiyor. Bir yeni insanların yaptığı salih ameller, bunların karşılığı olan sevaplar da gökyüzüne, Allah'ın huzuruna varan şeyler. O zaman toprağa giren, çıkan, gökyüzünden inen, çıkan şeyleri Allah bildiğini söylüyor ve bütün bunlar Allah'ın ilmiyle, takdiriyle, Allah'ın yaratmasıyla olan şeyler. Bu da tabii Allah'ın gücünü, kuvvetini ve büyüklüğünü gösteriyor. Allah Teala Sebe suresinde bize bunları hatırlatıyor. Arkasından dedik ki bu surede Allah hem Davud Aleyhisselam'dan hem de onun oğlu olan Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Şimdi Davud'la ilgili ne diyor Allah Teala, bakın 10. ayette burada. Ve lekad atena Davude minna fazla. Biz Davud'a kendi katımızdan pek çok fazıl, ikram, nimet verdik. Ya cibalu evvebi ma'ahu ve tayir. Ve kuşlara, dağlara emrettik. Ey kuşlar ve dağlar, siz de Davud'la beraber tesbih edin, Allah'ı anın, Allah'ı zikredin dedik. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam zikre başladığı zaman onunla birlikte dağlar ve kuşlar da Allah'ı anıyor, tesbih ediyor. Bir başka cümle, ve elenna lehul hadid. Biz Davud'a demiri yumuşacık yaptık, yumuşak hale getirdik diyor. Tabii bütün bu ayetlere baktığımız zaman Allah Teala'nın Davud Aleyhisselam'a verdiği özellikler, Davud Aleyhisselam'ı diğer peygamberlerden farklı kılan durumlar neler? Bakın şöyle bir alt alta sıralayalım. Allah Davud Aleyhisselam'a her şeyden önce Zebur denen bir kitap vermiş. Allah Teala Davud Aleyhisselam'ı hem peygamber yapmış hem de hükümdar, sultan, devlet başkanı yapmış. Hem maddi hem manevi olarak ona mertebe vermiş. Yine Allah Teala ona çok güzel bir ses vermiş. Bir insanın sesi tok olduğu zaman, bir müezzinin, bir Kur'an'ın sesi güzel olduğu zaman ona Davudi bir sese sahip derler. Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzelmiş ve az evvel dediğimiz gibi o güzel sesiyle Zebur kitabını okurken, Allah'ı anarken, tesbih ederken onunla beraber kainattaki dağlar, taşlar, kuşlar Davud Aleyhisselam'la beraber zikir yaparlar. Onlar da Allah derlermiş. Yine Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a çok adil, isabetli bir şekilde fetva verme özelliği vermiş. Verdiği bütün fetvalar, kararlar, hükümler Allah indinde muteber olan, isabetli, hak üzere olan kararlar olmuşlar. Adil karar vermiş Davud Aleyhisselam. Bu demir konusuna gelince, tabii demiri biz, Allah diyor ki biz demiri Davud'a yumuşattık. Bazı insanlar bunu sanki Davud Aleyhisselam ateşi yakıyor, demiri ateşe koyuyor, eritiyor, ona değişik şekiller verip kapkacak alet edevat yapıyor diye söylüyorlar. Ama böyle olsa Davud Aleyhisselam'a bunun verilmesinin bir özelliği olmaz. Bunu zaten herkes yapıyor. Herkes demiri alır, eritir, çekici kazmayı vurur, ona bir şekil verir. Ama burada Allah bir mucizeden bahsediyor. Davud Aleyhisselam'a mucize olarak demiri sanki bir mum gibi, bir hamur gibi yumuşak hale getirmiş Allah. Ve Davud Aleyhisselam demiri eline aldığı zaman ondan zırhlar yapıyor, kapkacak yapıyor, savaş aletleri yapıyor.
ona istediği şekli kolayca veriyor. İşte bu Davud Aleyhisselam'a verilen bir mucize. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca Hadid suresi diye, yani Demir suresi adında da bir sure var. İnşallah biz ilerleyen zamanda onu da anlatacağız. Tabi Davud Aleyhisselam'ın böyle bir mesleği varmış. Demircilik mesleği. O mesleğini icra eder. Onunla da geçimini sağlıyor. Ama bu iş nasıl olmuş biliyor musunuz? Bir gün Davud Aleyhisselam hükümdar sıfatıyla, devlet başkanı sıfatıyla halkın arasına karışıp kendini gizlemiş, tepdili kıyafet yapmış. Böyle sultan gibi, padişah gibi değil de sıradan vatandaş gibi gitmiş çarşıya, pazara, caddeye, sokağa ve insanlara soruyor. Yahu sizin memleket nasıl? İdareden memnun musunuz? Başınızdaki Davud'un hali nedir? Diyeceğiniz var mı diye, yani böyle bir nabız yoklaması yapıyor. O esnada adamlardan bir tanesi diyor ki, kendi tebasından, vatandaşlarından birisi, biz Davud'u çok severiz, iyidir, hoştur, adildir, çok ibadet yapar ama bir de devlet kasasından, hazineden maaş almasa da kendi elinin emeğiyle geçinse çok daha iyi olacak, aliyyül ala olacak diyorlar. Bu söz Davud Aleyhisselam'a çok tesir ediyor. Kendisi devlet başkanı, elbette devletten maaş alıp geçinebilir. Bu hakkıdır, kimse bir şey diyemez. Ama bu adam böyle dedi diye o günden sonra devletin kasasından, beytülmalden maaş almayı bırakıyor ve Allah'ın kendisine öğrettiği demircilik sanatı sayesinde elinin emeğiyle karnını doyurmaya çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onunla ilgili buyuruyor ki, İnsanın kazancının en hayırlısı, en güzeli kendi el emeği, alın teriyle kazandığı paradır. Allah'ın Nebisi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğiyle geçinirdi diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Evet, bütün peygamberler aslında bir mesleğe sahip. Allah onlara bir takım sanatları, bir takım meslekleri belli etmiş. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar geçen bir ayet var ki o da şudur. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Bütün peygamberler diyorlar ki kendi kavmine, bak ben size peygamberlik yapıyorum. Bunun karşılığında sizden bir maaş, ücret, para, pul istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Bana ne verecekse Allah verecek. Ben size peygamberlik yapıp da onun karşılığında bir maaş, para, pul istemiyorum diyor. Kim diyor? Bütün peygamberler böyle diyor. Ve yine baktığımız zaman kısası Enbiya'ya, her peygamberin bir sanatı var, mesleği var. Onunla geçimini temin etmiş. Mesela Adem Aleyhisselam ziraatçılık yapmış. Şit Aleyhisselam dokumacılık, hallaçlık yapmış. İdris Aleyhisselam hem terzi, hem şehir plancısı, hem de astronomi ilmine vakıf olan bir insanmış. Nuh Aleyhisselam gemici, denizci, marangoz olarak karşımıza çıkıyor. Hud Aleyhisselam tüccardır. Salih Aleyhisselam hem besici, hem de çantacılık yaparmış. Çanta imal edermiş. İbrahim Aleyhisselam inşaat ustası, Kabe'yi bina etmiş. Mimar ve kumaş işleriyle uğraşır. İsmail Aleyhisselam hem avcılık yapıyor, hem tercümanlık yapıyor, hem de dil ilmini, gramer ilmini, Arapçayı çok iyi bilen bir insan. Lüt Aleyhisselam seyyah ve ziraatçı olarak karşımıza çıkıyor. İsa Aleyhisselam çobanlık yapmış. Yusuf Aleyhisselam zindana girmiş, kendine göre zamanı hesaplamak için bir saat düzeni kurmuş ve dünyadaki saatçilerin piri Yusuf Aleyhisselam'dır. Ayrıca kendisi hazine ve maliye işlerini en iyi şekilde yapan bir maliye uzmanıdır. Yine aynı zamanda toprak mahsulleri ofisi gibi bütün Allah'ın verdiği nimetleri stoklayan, yeri geldiği zaman onları insanlara dağıtan, kıtlık zamanında, bolluk zamanında dengeli bir vaziyette insanlara bu hububatları veren
bir insan. Yakup aleyhisselam çobanlık yapmış. Eyüp aleyhisselam hem ziraat işleriyle hem de ipekçilikle uğraşmış. Şuayb aleyhisselam yine ziraatçılıkla meşgul ve çok güzel bir hitabeti var. Hatibül Enbiya diye anılıyor kendisi. Şuayb aleyhisselam Hatibül Enbiya ünvanına sahip. Musa aleyhisselam çobanlık yapmış. Şuayb peygamberin de damadı olarak onun da hayvanlarına bakmış. Harun aleyhisselam kardeşi Musa'nın veziri. Zülkifil aleyhisselam fırıncılık yapmış, ekmek işleriyle uğraşmış. İlyas aleyhisselam dokumacı, Yunus aleyhisselam denizci, Üzeyir aleyhisselam bahçıvanlık yaparak ağaçlara aşı yapma işini ilk defa dünyada uygulayan insan. Lokman aleyhisselam adı üstünde eczacıdır, hekimdir, doktordur. İnsanlara Allah'ın izniyle şifa dağıtmış. Zekeriya aleyhisselam marangozluk yapmış. İsa aleyhisselam yine Lokman hekim gibi tıp ilmiyle meşhur olmuş. Eline Allah bir özellik vermiş. Mesih olarak sıvazladığı kimselerin hastalığı yok oluyor. O da bir doktor, tıp uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Allah onu önce çoban olarak bir mesleğe sahip kılmış gençliğinde. Daha sonra ticaret yapmış hem kendisi hem amcasıyla ve karısının Hatice'nin mallarıyla birlikte ticaret yapmış. Peygamber olduktan sonra ise Allah ona cihad emretmiş. Cihadı o para için yapmamış, Allah için yapmış ama Allah da ona lütuf olarak cihatlardan ganimet vermiş ve peygamberimiz cihat sayesinde evini geçindirmiş, para kazanmış. Hem maddi hem de manevi olarak Allah ona böyle bir lütufta bulunmuş. Evet, bunları niye anlattık? Davut peygamberden bahsederken Allah-u Teala ona demircilik sanatını öğretmiş dedik. Bu vesileyle bütün peygamberlerin de elinde bir meslek, bir sanat olduğunu söylemiş olduk. Tabi buradan Müslümanların da alması gereken bir ders var. İnsanlar memur olabilir, işçi olabilir, çok zengin mala mülke sahip olabilir. Ne olursa olsun herkesin elinde bir sanat, bir zanaat, bir marifet olması lazım. Dünyanın bin bir türlü hali vardır. Memurluk bir bakasın yok olabilir, maaşlar kesilebilir, elindeki servet, bütün mal mülk yok olabilir. Ama senin elinde bir sanat varsa o ömür boyu seninle beraber sana bir ekmek kapısı olur, bir rızık kapısı olur Allah'ın izniyle. Bütün peygamberlerin sanatı varmış dedik. Ve geçiyoruz şimdi Davud aleyhisselamdan sonra bu surede anlatılan Hazreti Süleyman aleyhisselama. Süleyman aleyhisselama Allah biliyorsunuz hem hükümdarlık hem de büyük bir saltanatla birlikte peygamberlik vermiş. Hem maddi hem manevi. Aynen babası Davud aleyhisselam gibi ona ayrıca Allah cinleri, rüzgarı onun emrine vermiş, hayvanların dilini ona öğretmiş ve çok farklı bir peygamber olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onu bize anlatıyor. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Veli Süleyman'a riha. Süleyman'a rüzgarı verdik. Ve esnel ve esenna lehu aynel gıtri. Ona diyor biz bakırı bir su gibi akıttık. Bakırı eritti, akıttı. Ondan bir takım aletler, edevatlar yaptı diye. Babası Davut nasıl demirci ise onun oğlu Süleyman da bakırcı olarak karşımıza çıkıyor. Tabi alimler bu aynel gıtri diye bir ibare geçiyor burada. Günümüzde yazılan, son zamanda yazılan tefsirlere baktığımız zaman bunun petrola da bir işaret olabileceği söyleniyor. Aynel gıtri, petrol biliyorsunuz kaya yağı, taş yağı manasına gelir ve akar bu şekilde. Allah-u Teala sanki Süleyman aleyhisselama da ona benzer bir nimet vermiş. Şimdi biz şu anda bakıyoruz günümüzde yapılan bir takım tarihi araştırmalarda, mağaralarda, kitabelerde helikoptere benzeyen çizimler var. Bunlar 1000 sene önce, 3000 sene önce çizilmiş bir takım resimler.
oturmuş o zamanın insanları günümüzdeki aynen helikoptere benzeyen bir çizim yapmış. İyi de o zaman helikopter var mıydı, yok muydu? Yoksa insanlar bunu nasıl yaptı? İşte buraya akıl fikir ermiyor. Mesela biz Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgara emrettiğinden bahsediyoruz. Rüzgara emretmek ne demek? Çok kısa bir sürede bu memleketten alacak, seni 3-5 saatlik memlekete 2 dakikada gönderecek. Bu da belki bizim aklımızın ermediği, havsalamızın almadığı bir mucizedir. Allah'ın ona verdiği teknolojik bir imkandır. Tabi bunların teferruatını Allah bilir. Bakın, konuyu dağıtmayalım ama bununla ilgili şöyle bir hikaye anlatılıyor kitaplarda. Bir gün Süleyman Aleyhisselam oturmuş, meclisinde otururken yanına bir delikanlı gelmiş. Ona bir şey soracak, danışacak. Tam o esnada o meclise çok yabancı, tuhaf birisi gelmiş. O gelen adam gözünü bu delikanlıya öyle bir dikmiş ki delikanlının aklı başından çıkmış neredeyse. Çok korkmuş, ödü patlamış. Ve sormuş Süleyman Aleyhisselam'a, ey Allah'ın nebisi, bu gelen kim? Bana çok kötü baktı demiş. Süleyman Aleyhisselam demiş ki, bu gelen Allah'ın ölüm meleği Azrail idi. Ya Resulallah, yoksa benim canımı mı almaya geldi dediği zaman, orasını ben bilmem demiş Süleyman Aleyhisselam. O zaman gencin eli ayağı tutuşmuş ve hemen ne demiş Süleyman Aleyhisselam'a, ey Allah'ın nebisi, ne olur sen bana bu dua et, rüzgara emret de Allah beni bu memleketten alsın, çok uzak yerlere götürsün. Ben şu anda çok gencim, işim gücüm var, delikanlıyım, dünyada bir takım hayallerim var. Onlar olmadan ölmek istemiyorum ey Allah'ın Resulü. Bana dua et de ben şu anda buradan ta Hindistan'a gideyim demiş. Bunu nerede söylüyor? Filistin bölgesinde. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın orada yaşıyor. Ve bu delikanlının isteği, beni oradan al, hemen ta Hindistan'a gönder diyor. Tabi Süleyman Aleyhisselam adama acımış, dua etmiş ve Allah da onu almış, Filistin'den ta Hindistan'a çok kısa bir sürede göndermiş, oraya oturmuş. Aradan bir gün geçmiş, ertesi gün yine Süleyman Aleyhisselam o mecliste otururken Filistin'de, dünkü gelen Azrail yine çıkmış gelmiş. Ve bu sefer Süleyman Aleyhisselam Azrail'e sormuş. Ey Azrail, hayırdır? Dün geldin, bugün geldin. Ne bu sebep, ne? Telaş nedir diye sorduğu zaman Azrail Aleyhisselam demiş ki, ey Allah'ın nebisi, Allah bana kimin, nerede, ne şekilde öleceğine dair bir liste verir. Ben de o listeye göre görevimi yaparım. Dün buraya geldiğim zaman elimdeki listeye baktım ki, benim elimde senin yanında oturan delikanlının Hindistan'da canını alacağımı Allah bana yazmış. Yani bu genç Hindistan'da olacak, sen onun canını Hindistan'da alacaksın. Ama ben buraya geldim, baktım ki o genç senin yanında Filistin'de yaşıyor. Acaba bu genç o Filistin'den Hindistan'a nasıl gidecek de ben onu nasıl alacağım diye düşünürken, ben tabii görev icabı buradan çıktım, Hindistan'a gittim. Allah böyle dediyse ne yapalım? Gider bakarım, ararım. Varsa var, yoksa yok diye. Ama Hindistan'a bir gittim ki dün senin yanında oturan genç oradaydı ve ben orada Allah'ın bana verdiği görevi ifa ettim. O gencin canını aldım diyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, böyle bir hikaye doğru mudur, yanlış mıdır? Aslı var mıdır, yok mudur? Burası hiç önemli değil. İsterse yanlış olsun bu olay. Ama kitaplarda olduğu için ben anlattım. Tamam, o yanlış da olsa, uydurma da olsa, şimdi size uydurma olmayan, Allah'ın sözü olan Sebe suresinin 30. ayetini okuyorum. Bakın ne diyor Allah-u Teala. قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ Sen insanlara de ki, herkesin bir ölüm, bir ecel vakti vardır. La يَسْتَخِرِيُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ O saat geldiği zaman ne bir dakika ileri ne bir dakika geri kalır. Tam o an geldiği anda Allah o insanların canını alır diyor. Bu söz sağda solda hikaye, rivayet değil. Ayet. Sebe suresi
30. ayet, insanların bir eceli vardır. O ecel nerede, ne şekilde olacaksa, o geldiği anda ne bir dakika ileri gider, ne bir dakika geri kalır. Tam o anda onun canı alınır diyor. İşte Süleyman Aleyhisselam yanına gelen genç, o hikaye uydurma da olsa, uydurmamış da olsa, sonuçta ölüm vakti gelmiş. Sadece onun değil, hepimiz için de geçerli. Biz şu anda yaşıyoruz. Acaba ecelimiz nerede, ne zaman, ne şekilde yazılmış? O bizim başımıza geldiği anda mutlaka biz de öleceğiz. Hani bazen insanlar uçak biletini alır, uçağa binerler, uçak gider. Bir de bakarsın bir adam uçağa geç kalmıştır, kaçırmıştır, uçağa binememiştir. Derler ki o uçak giderken yolda düştü, herkes öldü. Bu adamda ne şans varmış, uçağı kaçırdı, hayatta kaldı. Biz böyle zannederiz. Bir de bakarız o uçağı kaçıran adam da kendi memleketinde bir başka şekilde ölebilir. Yani bütün bunlar Allah'ın takdiridir. Ölümden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Sebe suresi 30. ayette Allah bize bundan bahsediyor. Ve yine Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Allah Teala buyuruyor ki biz onun emrine cinleri verdik. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ. O cinler Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışırken ona mihraplar, kaleler, mescitler yaptılar. Ve temâsile ve heykeller yaptılar. Allah Süleyman Aleyhisselam'ın emrine cinleri vermiş. Cinler de Süleyman Aleyhisselam'a bakırdan, camdan, mermerden olmak üzere aslan heykelleri, kartal heykelleri, akbaba heykelleri yapmışlar. O da bunları almış sarayının merdivenlerine, girişine, çıkışına bir süs olarak, bir tezyinat olarak koymuş. Bazı kitaplarda yazıyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yaptırdığı heykeller eski peygamberlerin heykelleri, meleklerin heykelleri ve bir takım salih insanların heykelleriydi deniyor. Peki bir peygamber bu şekilde heykel yaptırır mı, yaptırmaz mı? Biz tarihe baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam putları kıran bir insan. Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u bırakmış İsrailoğullarına, kısa bir süre bir yere gidince Samiri denen bir adam onları putperest hale getirmiş. Musa Aleyhisselam öfkesinden delirecek hale gelmiş. Kardeşin sakalını tutup bu ne hal ey Harun diye ona kızıp bağırıp elindeki ilahi levhaları yere fırlatmış aklı başından gittiği için. Yani putperestlikle ilgili endişesinden dolayı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiş. İlk yaptığı iş Kabe'deki putları kırıp temizlemek. Bütün peygamberler putlarla uğraşırken Süleyman Aleyhisselam nasıl orada böyle bir put olan heykel yaptırabilir? İşte alimler burada diyorlar ki her şeriatın, her peygamberin ayrı bir hükmü vardır. Bazı şeyler eski ümmetlerde farklı, bizde farklı olabilir. Mesela eski ümmetlerde insanlar zekatla mükellefti ama zekat bizde malın 1/40, eski ümmetlerde malın 1/4 oranında, yani 10 kat daha fazla. Adamın 100 lirası varsa bizim şeriatta 2,5 lira zekat verir ama eski ümmetlerde 100 liraya ne kadar zekat verecek? 25 lira zekat verecek. 10 kat fazla. Yine eski ümmetlerde elbise necaset bulaştığı zaman onu kesip atmak lazım. Temizlenmenin şartı bu. Ama bizim şeriatta hangi necaset olursa olsun elbiseye bulaştığı zaman onu yıkarız, temizleriz, kuruturuz ve tekrar üzerimize giyer, kullanırız. İşte bundan dolayı Allah-u Teala bize buyuruyor ki Âmenel Resulü de وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا. Ya Rabbi, eski ümmetlere farz kıldığın o ağır mükellefiyetleri, ağır görevlerin benzerini bize yazma, bize kolay şeyler emret diye biz her zaman Âmenel Resulü okurken bunun için Allah'a dua ediyoruz. Buradan ne demek istiyoruz? Hazreti Süleyman'ın şeriatında,
ona indirilen vahiylerde, kitaplarda Allah heykel yapmayı yasaklamamış, serbest bırakmış, o da yapmış bunu. Ama bizim şeriatimizde Peygamber Efendimizin hadislerine göre heykel yapmak, resim yapmak hiç de hoş bir şey değildir. Onun bulunduğu yere melekler girmez. Heykeli resim yapana Allah onlara can veresiye kadar hadi bakalım diye kıyamet günü azap edecek ve insanlar ona can veremediği için de ebedi azap içinde olacaklardır. Onun için bizim şeriatimizde kesinlikle özellikle insan heykellerini yapmak, canlı heykellerini yapmak haramdır, caiz değildir. Bakın bu insanlar zamanında çok iyi insanlar olabilir. Eskiden Nuh Aleyhisselam zamanında, yine Peygamberimiz zamanındaki Lat, Menat, Uzza gibi veya Ved, Suva, Yeğus, Yeğuk gibi put isimlerinin her birisi birer insan imiş. Ama onların insanlar heykellerini dikmişler ve asırlar geçince o insanların aslı unutulmuş, heykellere kalmış, insanlar da bunlara tapmaya başlamışlar. İşte bu mahsurlardan dolayı Allah-u Teala insanlara bizim şeriatimizde put yapmayı, heykel yapmayı yasaklamış. Son bir ayet. Ve inneşe nahsif bihimul arda. Biz eğer dilersek insanları yere batırırız. Karun'da olduğu gibi, Lut peygamberin kavminde olduğu gibi onları yere batırırız diyor. Ev nüsked aleyhim kisefen mines sema. Veyahut da onlara gökten bir takım parçalar indiririz. Bir takım taşlar indiririz. Onları helak ederiz. Burada da Allah-u Teala gökten inecek meteor dediğimiz, gök taşı dediğimiz bir takım musibetlere, bir takım kozmolojik olaylara işaret ediyor. İşte bunlar da Kur'an-ı Kerim'in asırlara hitap eden mucizelerinden bir tanesi. Evet muhterem kardeşlerim, bugün yine böyle kısaca da olsa, çok özetle de olsa Sebe suresini anlatmaya, tanımaya çalıştık. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Sebe suresinden sonra gelen yine aynen bunun gibi Elhamdülillah kelimesiyle başlayan Fatır suresini inşallah anlatmaya çalışacağız. Bugünlük de Allah'a emanet olun.